Tamam geldi. Tamam. 1 Kasım genel seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Edirne milletvekili seçilen Okan Gaytancıoğlu ve Erdin Bircan mazbatalarını aldı. Buradayız. 1 Kasım genel seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi adına Edirne'yi temsil edecek olan vekiller Okan Gaytancıoğlu ve Erdin Bircan Edirne Adliyesi'ne giderek mazbatalarını aldılar. Adliye konferans salonunda gerçekleşen mazbata törenine Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yanı sıra CHP İl Teşkilatı ve çok sayıda partili katıldı. Edirne Adliyesi'nde düzenlenen tören ile 26. dönem için milletvekili seçilen CHP'li Okan Gaytancıoğlu ve Erdin Bircan mazbatalarını aldı. Gaytancıoğlu mazbatasını Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Tayyip Özdurmaz'dan alırken Bircan ise mazbatasını Yüksek Seçim Kurulu üyesi Gül Altınok'tan aldı. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu adliye önünde yaptığı açıklamada CHP etkili bir muhalefet yapacak ve bunun da sinyallerini göstermeye başlamıştır. AK Parti'nin yapmış olduğu yanlışlar var. Sanmasınlar ki bunlar yanlarında kalacak. Rejimi değiştirme çabaları olacaktır. Biz CHP olarak dimdik ayakta duracağız dedi. Gaytancıoğlu ayrıca kurultay içinde imza vermeyeceğini söyledi. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yüksek oy aldığı yerde seçilmiş bulunuyorum. Bu sorumluluğu her yerde taşıyacağım. Önümüzdeki hafta salı günü mecliste yeminimizi edeceğiz ve yasama dönemi başlayacak. Sonra süreç devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi bu dönemde etkili bir muhalefet yapacak. Bu muhalefetin sinyallerini göstermeye başlamıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yapmış olduğu yanlışlar, çocukluklar sanmasınlar ki yanlarında kalacak. Rejimi değiştirme çabaları olacaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak dimdik ayaktayız. Cumhuriyet Halk Partisi güçlü bir partidir. Cumhuriyeti kuran bir partidir. İdeolojisini devrimlerinden almaktadır. Atatürk'ten almaktadır. Bu doğrultuda, bu çizgide Cumhuriyet Halk Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yapmış olduğu yanlışlıkları, hukuksuzlukları her zaman takipçisi olacaktır. Doğrularının da yanında olacağız tabii ki. Onlar bizim iç işlerimiz. İç işlerimizde biz kendi kendimize çözeriz. Partimiz en iyisini yapacaktır. Partililerimiz bu konuda bilgilidir, bilinçlidir. Kamuoyunu izlemeyi davet ediyorum. CHP'nin diğer Edirne vekili Erdin Bircan ise mecliste Edirnelilerin sorunlarının takipçisi olacağını dile getirdi. Şimdi inşallah 4 yıllık bir süreçte milletvekili yapacağız. Öncelikle Edirne'mize, daha sonra da ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Ben Edirne milletvekili olarak Edirne'nin sorunlarının hep yanında olacağım. Hep çözümü için çalışacağım. Daha önce de şu süreç içerisinde, geçen 4 aylık süreç içerisinde de hepiniz gördünüz. Sanıyorum Trakya'nın en başarılı milletvekili olarak Soru Ömer Geveli'yle, kanun teklifleriyle bunu yapmaya çalıştık. Halkımızın yanında olmaya çalıştık. Söz verdiğimiz gibi devam et.